arasında bölündüğü zaman bu kadar büyük topraklardı. Bu kadar büyük topraklardı. Ve milletin isteği olmadan milletin kaderi masalar üzerinde bölündüler. Ve bugünkü Azerbaycan o zaman Rus İmparatorluğu içerisinde kalan Azerbaycan'daki Kuzey Azerbaycan derdiler ona. Güney Azerbaycan İran içerisinde biliyorsunuz. O Kuzey Azerbaycan 130 bin kvadrat kilometreydi. Aslında vatan toprağımızın neden bu duruma geldiğini bilmeniz gerekir değerli gençlerimiz. Çünkü tarihte Rus-Türk savaşlarını iyi bilirsiniz. Avrupalıların Batılı Osmanlı'nı hep zayıflatmak, parçalama politikalarını çok iyi biliyorsunuz siz. Biz ön sınırdık. İstanbul'un kilidi olan ön sınırlardan, noktalardan biriydik. De bir tahta kendi düşüncenize getirin. Bugün Azerbaycan'la Türkiye arasında karada sınır olardısa bu nasıl büyük bir gücdü? Düşünün bir bunu. O karada sınırı ne zaman kaldırdılar? Biliyor musunuz? O dediğiniz Hocalı Karabağ, o Türkiye ile Azerbaycan'ın ve demek Türkiye ile Türk devletleri arasında sınırları kaldırılması projesinin devamıydı değerli gençler. O koridoru daha genişletme projesiydi değerli gençler. Çünkü Azerbaycan'la Türkiye'nin karada, Anadolu topraklarının karada sınırı vardı. Ve bu karada sınır ne Rus İmparatorluğuna ne Avrupa'ya, Batı'ya istemiyordular. Bu coğrafya üzerinde, bu kadar önemli coğrafya üzerinde böyle bir gücün olmasını istemiyordular. Ve Azerbaycan toprakları üzerinde bir Ermenistan yaratıldı. Bunu bilmeniz gerekir. Bugün Ermenistan'ın başkenti dediğiniz İravan, biliyor musunuz kaçıncı yılda Ermenistan'a verildi? 1918'di. 99 yıl bundan önceydi. Tüm nüfusu Türk'tü. Sayın Valim Iğdır valisi olmuş. Bir Iğdır'a, Kars'a, o bölgelere gidin, sorun. Sizin dedeleriniz nereden? O nüfusun bayağı büyük çoğunluğu size bizim dedelerimiz İravan'dan gelmiş. Anlatacak o bölgelerden. Evet, insanlarımıza zulüm ettirilerek, acılar çektirerek, çünkü niye? Rus İmparatorluğu içerisinde Azerbaycan Türklerinin silah saklamak, silah ordu, hiçbir hakları yoktu. İzin vermiyordular. Ama onları silahlandırmıştılar. Osmanlı'ya karşı kullanmak için silahlandırmıştılar. Ve bu coğrafyada yaptıkları bütün rezaletin de Ermenilerin arkasında duruyorlardı. Bunu bilmeniz gerekir. Ve 18. yüzyılda İravan'ı aldılar, verdiler. Bir Ermenistan Cumhuriyeti de kurdular. Ama nüfuzun Türk çoğunluğu. Ne yapacağız bu Türk çoğunluğu? Demek ki o Türk çoğunluğu zulümle oradan köçüreceğiz. Evet verdiler ama koridoru tamam alamamışız. Komşumuzda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın karada sınırını da yok etmemiz gerekir. Bu defa Sovyetler devam ettirdi. 1920'lerden sonra zulümle, acıyla Zengezur aldı, Ermenistan'a verdi. Zengezur, Nahçıvan'la, bizim sınırımız Türkiye ile Nahçıvan'da var sadece 11 kilometre. Ama Nahçıvan'la Azerbaycan'ın diğer toprakları arasında karada sınır yok. O Zengezur bölgesini aldılar, zorla Ermenistan'a verirler. Nahçıvan'a da belki yapabilirdiler ama o zaman Kars Anlaşması bağlanmıştı Sovyetlerle Türkiye arasında ve Türkiye'nin hakları vardı Nahçıvan üzerinde. O yüzden Türkiye'de hala bozuşmalar gitmesin, Sovyetler yeni kurulurdu diye Zengezur'u alalım. Zaten Nahçıvan'ın da bugünkü acısının faciasını ki Azerbaycan'ın diğer topraklarıyla karada sınırı yok. Ya adamlar İran üzerinden gelecek Azerbaycan'a karada, ya dolanacak dolanacak Türkiye'ye gelecek, oradan Gürcistan'a geçecek, oradan Azerbaycan'ın diğer topraklarına gelecek, ya da havadan Ermenistan üzerinden ancak uçakla uçma şansları, başka bunun dışında hiçbir şey yoktu değerli gençlerimiz. Ve Karabağ'da o koridor, Zengezur, Göç,
ve Stalin döneminde Ermeni Mikoyan'ın da başçılığıyla 48-53'te yüz binlerce insanlar evlerinden Ermenistan'dan çıkarıldılar. Aynı dönemde Ahıska'dan Ahıska Türkleri, Kırım'dan Kırım Türkleri, karada ve denizde Türkiye'nin sınırlarını Türk milletinden tamamıyla boşalttılar. Neden? Çünkü biliyordular ki o nüfuzu işgalde saklayabilirsiniz, esarette saklayabilirsiniz, zulüm verebilirsiniz. Ama bu insanları hiç zaman kendi kardeşleri aleyhine kullanamazsınız. İzin vermezler buna. O yüzden dediler, bunları buradan köç ettirelim ve o stratejik noktalar var, onları Türk milletinden alalım. Değerli gençlerimiz, o yüzden diyorum ki Karabağ tek Azerbaycan'ın değil, tüm Türk milletinin ve Türk devletlerinin sorunudur, acımızdır. Değerli gençlerimiz, Necibe Hanım burada anlattı. Ben Hocalı'da ne yaşananları tekrar tekrar anlatmak istemiyorum, biliyor musunuz neden? Çünkü düşünüyorum ki buradaki her bir gencimizin bunu bilmesi lazım. Her bir gencimizin Ermenistan'ın bir gecede yeryüzünden bir şehri, bir kenti nasıl sildiğini, yandırıp yaktığını ve nüfuzunu nasıl kadın, çocuk, yaşlı demeden katlettiğini ve dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir vandalizm yaptığını bilmeli, bilmek zorunda. Benim buraya gelmede esas düşüncem bunları anlatmakla beraber gençlerimize başka bir düşünceyle de sohbet etmemiz gerekiyor. Değerli gençlerimiz, ilk önce onunla başlayalım. Burada kim odasında, kaldığınız odada, evinizde kocaman bir dünya haritası var. Yani gittiğiniz her yerde, her yere gittiğinizde o dünya haritası böyle diyelim ya, Avrasya haritası, yemek otağınızın, yatak otağının, çalışma otağının duvarında kaç kişinin var bakabilir miyim? Benim odamda var sayın vekilim, dünya haritası diye böyle kocaman. Bir, iki, üç, gençler dört, beş, altı, yedi, sekiz kişi gençler. Sadece sekiz kişi. Değerli gençlerimiz, yapacağımız ilk iş biliyor musunuz nedir? Buradan ayrılıp gidip kocaman bir dünya haritasını alıp odamızın en çok neresinde oturuyorsa, çalışıyoruz, böyle arkadaşlarımız gelir, o duvara o dünya haritasını böyle asacağız. İkinci sekiz kardeşimiz bizim odamızda var dedim. Siz bir o dünya haritasının karşısına gidip de koskocaman Avrasya coğrafyası, ne diyordu Amerika'nın fikir babalarından biri Brzezinski, kim okumuş satranç tahtası kitabını? Gençlerden, üniversiteli gençlerden. Satranç tahtası kitabını. Bir, iki, iki kişi. Siz o kitabı açıp okuduğunuz zaman sizi en etkileyen cümle ne olmuştu? Söyleyebilir misiniz? Beni çok etkiledi de bu düşünce. Düşünmeye başladım onun üzerinde. İki kardeşim söyleyebilir misiniz? O kitabın ilk sayfalarında böyle yazar bize Şizki. Avrasya'yı anlatır. Diyor ki, bu coğrafyaya kim hükmedecekse dünyanı da o yönetecek. Çok kısa. İnsana başka ne türlü söylenebilir ki? Yapılan büyük oyunları, büyük projeleri anlamaya nasıl anlatılabilir? Çok net, açık. Bu coğrafyaya kim hükmedecekse dünyanın o yönetecek diyor. Şimdi benim o sekiz kardeşim, ya bu herkes bu Avrasya'nın üstünde çalışır. Bakın Rus İmparatorluğu bir tarafta, ben imparatorluk varisiyim diyerek Rusya bir tarafta, Batı bir tarafta, bu coğrafyanın üzerinde böyle bir kavga gidiyor. Bir bakalım görün, biz bu coğrafyanın neresinde oturuyoruz? Elimize elime bir iğneler alın, böyle batırın. Biz şuradayız, 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 şuradayız diye sekiz kardeşinden kim yapmış? O elini kaldıran sekiz kardeşinden kim yapmış? Siz yaptınız. Ne gördünüz? Buyurun.
Turan coğrafyası hem enerji merkezleri hem de dünyanın ortasında olan bir coğrafya. Yani orası... Kalkar mısınız? Bana Rusya içerisindeki toplumları, Türk toplumları sayar mısınız? Rusya'dakileriz. Evet. Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan var ve bunlar bir koridorla Kazakistan'dan ayrılıyor aslında. Ondan sonra... Sonra kim var? Tuva Cumhuriyeti var, Dağıstan var, Altaylar var. Sonra? Başka hani... Kazakistan Türk Cumhuriyeti Rusya içerisinde hani Sovyet coğrafyasında Kazak yani Orta Asya Cumhuriyetleri aradaki bağımsız olanlar. Onun dışında bugün Rusya'nın içinde başka Yavaşistan var. Büyük bir coğrafya var. Sonra? Kırım yeni dahil oldu. Kırım Rusya'nın değil mi? Yani Ukrayna'nın aslında bizim olması gereken bir yer ama şu anda Rusya işgalinde. Sonra? Başka da Türk Cumhuriyeti bilmiyorum hocam. Değerli gençlerimiz, ikinci şeyiniz, öyle bir gömlek alanda böyle iğneler var ya başında böyle şeyler alıyorsunuz. Biz bu coğrafyanın neresinde varız diye kuzeyden güneye, batıdan doğuya öyle böyle bir işaretleri koyuyorsunuz. Aa, bilmediğiniz olur. Mesela kardeşiniz bazılarını saydı sağ olsun ama başkaları da var. İnşallah ki inanıyorum onları da biliyor ama unutabilir heyecanla. Onları böyle bir işaretleme, yani Doğu Türkistan'dan başla, Kıbrıs'a kadar, Balkanlardan Türkmen Dağı'na kadar bütün coğrafya. Böyle bir işaretleyin. Sonra lütfen 1 metre, 2 metre o haritanın önünden arkaya çekin. Çünkü işaretlediniz ya, karşınıza öyle bir manzara çıkacak, şaşıracaksınız ve diyeceksiniz. Ya herkesin kavga ettiği, denizleri denizlere bağlayan, Karadeniz'ine, Hazar'a, Hazar'ın Çin sınırına kadar bağlayan bu koskocaman coğrafya ve bu çok önemli strateji merkezlerin bayağı büyük bir hissetinin üzerinde biz oturuyoruzmuş. Biz ne kadar büyük milletiz. Evet, biz çok büyük bir milletiz. Bu coğrafyanın en büyük milletlerinden biriyiz. Biz 300 milyon sayımız var. Ama sonra ne yapacaksınız? Üçüncü yapacağımız şey, tamam biz bu coğrafyada bu kadarız, bu kadar önemli noktalarda oturuyoruz. Şimdi bakalım biz nasıl oturuyoruz bu coğrafyada. Aa, bakacaksınız Doğu Türkistan ağacı. Aşağı ineceksiniz, Rusya içerisinde koskocaman Türk Cumhuriyetleri. Türkistan'a ineceksiniz, çok şükür bağımsızlıklarını kazandı ama okuduğunuz zaman neler yapılmayıp Türkistan'ı Türk kimliğinden çıkartmak için. Neler yapılmayıp milli aydınlarla, kurşuna dizmelerle, yapılan ağaçlarla. Aa, biraz ineceksiniz aşağı Azerbaycan, paramparça bölünmüş vatan topraklar. Bugünlerde %20'si işgal altında. 1 milyon insanı kendi evine dönemiyor. Bunun nasıl acı olduğunu biliyor musunuz? Düşünün ki sizin kendi eviniz var ama 25 yıl kendi evinize gidemiyorsunuz. Anne babanızın kabrini ziyaret edemiyorsunuz. Bunun nasıl bir acı olduğunu bir 2 dakika kendinize empati kurulan insanların yerine koyun. Bunun nasıl bir acı olduğunu göreceksiniz. Ve bu insanlar sizin bizim kardeşleriniz. Hocalı soykırımını yapanlar hala adalet karşısında cevap vermiş değiller. Ermenistan'da ellerini kollarını sallayarak yazdılar. Yok, pek yazmıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir PKK terör örgütü içerisinde dövüşen Ermenistanlı Ermeni'nin kabri üzerinde Ermenistan'ın o savunma bakanı ki bir zaman Hocalı soykırımını yapanlardan biriydi. İndi de gelmiş. O cenazenin üstünde PKK ve Ermenistan bayrakları, terör örgütü bayrakları birlikte taziyeye gelmiş. O zaman orada insanımıza, şimdi de terör örgütlerine destek vermekle buradaki insanımıza yine acı, zulüm, gözyaşı vermek için uğraşıyorlar. Balkanlara gideceksiniz. Balkanlardaki insanımızın ne acılar, ne hikayeler, nasıl bizim oradaki gücümüzü boşaltmışlar, azaltmışlar, çileleri anlatsalar bir ay boyunca bitmez. Biraz aşağı ineceksiniz, Kırım acısı bir türlü bitmiyor. İneceksiniz Kuzey Kıbrıs,
Ona karşı haksızlıklar, adaletsizlikler bitmiyor. Bu tarafa geçeceksiniz. İran içinde Güney Azerbaycan'ı anlattım zaten. O tarafa geçin, Kerkük, Telaver, Dız Hurmatı, hepsi bir başka acı gözyaşı. Zülüm. Bu tarafa geçeceksiniz, Türkmen Dağı, Halep. Gözyaşı, acı, zülüm. İndi geleceksiniz. Her tarafta bizim insanımızın acısı bu kadar çokuz. Bu kadar önemli noktada otururuz ve acı çekiyoruz her tarafta. Ve geleceksiniz son nokta, son kale Türkiye. Türkiye karşı bu günleri dünyada olanlar, bence siz hepsine farkındasınız. Yeni bir Çanakkale, yeni bir istiklal mücadelesi hiç bitmemişti ki. Siz o Sevr Anlaşması'nı falanı getirmiştiler. Okudunuz mu Sevr falan anlaşmalarının içerisine? Dedelerimiz izin vermemişti. Lozan'daki birçok şeylere de üreği acısıyla mecbur durumda kalmıştılar. Ama genç nesillere aman ha diyordular, bazı şeyler var. Bunu unutmayın, zamanı geldiğinde bu bizim hakkımızdı, bu davadan vazgeçmeyin derdiler. O Sevr Anlaşması'nda dedelerimize kabul ettiremediklerini çöpe mi attılar düşünüyorsunuz? Hayır, rafa kaldırdılar ki biz bu dönemi hazırlayalım, hazırlayalım, yeniden gündeme getirelim. Bakın, bugünleri Türkiye karşı yapılanlar terörle mücadele diyorlar. Ama Türkiye gelince terörle mücadele yok. Tam eksine terör örgütü yuvalarını oralarda kurmuş. Para desteği orada, politik desteği orada, silah desteği orada. Nereden alıyor bu terör örgütü bu gücü? Bu gücü nereden aldığını hepiniz farkındasınız. Neden o desteği veriyorlar? Onun da farkındasınız. Sözde soykırımı, Ermeni soykırımı iddialarıyla gelenlerin amaçları aynı amaçlardı bunlar. Ya sözde soykırım iddiası olur, ya terör örgütü derne destek olur, diğer terör örgütleri de olsun. Türkiye karşı yapılan, bugünler Türkiye'ni zayıflatmak isteyen, Türkiye'ni yıkmak falan, neden? Çünkü Türkiye, Türk İslam coğrafyasının en önemli kalesidir. Zaten bu kale çöktü mü, zayıfladı mı, Türk-Müslüman dünyası çöke çöke gider. Bu kale güçlenirse güçlenir, bu kale zayıflarsa zayıflar. O yüzden de ve zayıflarsa istedikleri projeler var. Ne projelerdi? Trump'ın son açıklamalarını gördünüz. Diyor ki, Türkiye'nin ne işi var diyorlar Irak sınırında, Türkiye sınırında, sizin ne işiniz var? Oralar Türkiye'nin sınırı, terör oradan geliyor, korku oradan geliyor. Sizin ne işiniz var oralarda? Biri devlet kurmak istiyor, yeni devlet. O yeni devlet kurmak istediği devletin ne olduğunu hepiniz burada farkındasınız. Ve bu projelerin hepsinde Türkiye bedel ödeyecek duruma düşür. Ve Türkiye'de buna izin vermeyince ne diyorlar? Zayıfladalım, zayıfladalım, mecbur edelim istediğimizi burada yapmasına mecbur kalsın. İstediğimizi bu bölgede hayata geçirebilen, eğer Türkiye evet demiyorsa istediklerimizi yapmaya, o zaman onu zayıfladık, bunları yapmamız gerekirdi diye. Ben o yüzden dünyanın her yerine giden de Türk kökenli insanlara diyorum ki bugün Türkiye'nin yanında olma zamanımızdır. Hepimizin Türkiye'nin yanında olma zamanıdır. Çünkü o kalenin güçlü olması hepimiz için önemlidir. O kale Allah inemesini zayıflarsa çok neler olur, onun farkında da olmamız gerekir. Gittiğim her yerde Azerbaycan'ın yanında olunması gerekir. Çünkü Azerbaycan, Kafkas'ta Türk dünyasının, Türk Müslüman dünyasının kalesidir. Kafkas'a bir bakın, biziz o tek kale. O kale güçlü olursa o bölgede Türkiye'de güçlü olacak, Türk dünyası da güçlü olacak. Azerbaycan o bölgede zayıflarsa sizin oradaki çıkarlarınız da zayıflar. O yüzden değerli gençlerimiz, bunları niye anlatıyoruz biliyor musunuz? Bunun farkında olarak sizin indi bir şey düşünmeniz gerekir. Biz artık böyle durumun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Ve bundan kurtulmamız gerekir. Bu durumdan kurtulacağız. Artık bu coğrafyada bizim gücümüz, bizim hakkımız olanı,
korumak, hakkımız olanı müdafiye etmek, bizim insanımıza acı, eziyet verilmesine müsaade edilmeyeceğiz. Diyeceksinizse biz Kırım'da artık insanımızın acısı bitsin. Ahıska'da evine dönsün acısı bitsin. Hocalı'da, Karabağ'da acısı bitsin. Diğer coğrafyalarda acısı bitsin. Diyorsa bunun bir tek yolu birlikten geçir. Birlik, beraberlik, dayanışmadan. Bakın, valim anlattı, sayın valim. 1918. yılda Baku Ermeni daşnakları, çeteleri, Rus bolşevikler, Batılıların da desteğiyle Azerbaycan Türklerine amansız katliam yapar. Neden biliyor musunuz? Baku'nun önemli biliyor musunuz bizim için? O Baku'nun bir Türk şehri olmaması için, Türklerin elinde olmaması için yapıyorlardı bunu. O zaman burada insanımız Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmişti, acı çekirdi. Ama Muğla'da dahi Anadolu'nun her yerinden şehidimiz var, şehitler fiyabanında. Nuri Paşa'nın başkanlığında Türk-Kafkas İslam Ordusu orada ölen, öldürülen bizim insanımızdı. Diyerek oraya gittiler ve vatan için canlarını verdiler. Ve Baku'nu biz işgalden kurtulduk, kurtardık. Bugün Baku orada Azerbaycan'ın başkenti olmakla beraber Türk toplumun, Türk milletinin başkenti olarak da hepimiz için güzel şekilde mevcutluğunu devam ettirir. Çanakkale'de de biz öyle yemişiz. Gençlerimiz Çanakkale'ye bilmiyorum gittiniz mi? O kabirlerin üstünü okudunuz mu? Kim nereden, nereden diye. Azerbaycan'dan var, Balkan'dan var, her yerden var. Neden? Çünkü o dönemde bura bizim vatanımızdı, bu topraklar da bizim vatan topraklarımızdı diye geldiler, mücadele ettiler birlik, beraberliği içerisinde ve biz o mücadeleden galip çıktık. Silahımız azdı, onlarla savaşta silahımız çok az. Asker az, silah az, güç az. Ama kazandık, neyle kazandık? Birlik gücüyle kazandık, beraberlik gücüyle kazandık. O yüzden de indi gençlerimizin yapmalı olduğu şey budur. Değerli gençlerimiz, birbirimizi iyi öğreneceğiz. Mesela ben Türkiye'de doğmuşum. Ben Türkiye'yi iyi öğrendim. Bu benim için yeterlidir. Ben Türkiye'yi iyi bilirim. Hayır. Benim düşünceme göre bir Türkiye'de doğulan bir değerli vatanperver, milletperver kardeşimiz ben Türkiye'yi iyi bildim de öğrendim de onun için mücadele ederim demekle işini bitmiş sanamaz. Bizim böyle gençliğe ihtiyacımız yok. Bizim o gençliğe ihtiyacımız var. Azerbaycan'ı da öğrenecek, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Türkmenistan'ı, Özbekistan'ı, diğer Türk toplumlarını, oralar hepsi Gagavuz'a kadar bizim vatan topraklarının parçası. Orada bizim milletimiz var ve ben bunu iyi bileceğim, onun sevincini iyi bileceğim, acısını iyi bileceğim, sahipleneceğim ve onunla beraber o çalışmaların, mücadelelerin içinde olacağım. İnsan bilmediği şeye sahiplenemez. Eğer onun değerinin ne kadar önemli olduğunun farkında olmasa ona sahiplenemez. Ben bunu Azerbaycan'da da söylüyorum. Yani Azerbaycan'da da sizin gibi üniversiteli gençlerle, Türkmenistan'da çok az da olsa konferanslarımız olur, Kazakistan'da daha çok konuşmalarımız olur, Özbekistan'da biz orada da söylüyoruz bu aynı şeyi. Türkiye'de söylediklerimi orada da söylüyorum. Bizim bunu yapmalıyız değerli gençlerimiz. Ha bunu nece yapacağız dediğiniz zaman ben sadece size yemin ediyorum ki ben arkadaşlardan duyuyorum. Her gün kiminse burada dizisi var. Mutlaka bir şeyi seyrediyorsunuz. Her gün sadece diziye ayırdığınız saatin lütfen yarım saatini, yarım saat farklı demiyorum. Deyin ki bu hafta Azerbaycan haftası ilan ediyorum kendime. Her gün akşam yarım saat Azerbaycan okuyacağım. Bir açım internet her yer dolu. Bir Azerbaycan'ın tarihi, kültürü, ne var? Azerbaycan'a gidersen neyi göreceğim? Bak gidin falan yeri görüyorum, onu görüyorum, bunu. Azerbaycan. Gelen hafta Türkmenistan haftası. O biri hafta Özbekistan haftası. İnanın bana. İsterseniz yapın. Eğer olmazsa sayın rektörüm, siz söylediniz doğru değildi diye. 4 aya bu coğrafya,
Bu coğrafyadaki tarihimizden bugünümüze o kadar iyi bileceksiniz ki ve o zaman içinize bir şey dolacak. Ben ne yapabilirim? En önemli noktaya geliyoruz. Ben ne yapabilirim? Biliyor musunuz değerli gençlerimiz? Bizim Japon Büyükelçisi vardı. Çok iyi dostluğumuz vardı. Türkçeni müthiş bilirdi. Türkçe konuşuyorduk zaten. Türkiye'de çalışmıştı Azerbaycan'da. Bir gün ondan söyledim ki sen Büyükelçi. Tabii ki Japonlarla biz farklı etnik grubuz, ırkız, inancımız farklı. Ama ben bir insan faktörüne de inanıyorum. Hepimiz insanız sonuçta. Bu Japonlarla bizim farkımız neden? Ben dedim dışarıdan nasıl göründüğümüzü merak ediyorum dedim. Bu Japonya'da 20. yüzyılın önünde Japonya bitti dediler. 10-15 yıl sonra öyle bir Japonya geldi ki. 2. Dünya Savaşı geldi, Harasima, Nagasaki, Japonya bitti dediler. 15 yıl sonra adam dünyanın en güçlü ülkelerine girdi. Tsunami felaketi geldi, 15 gün sonra sanki hiç yaşamamışlar. Nedir? Bizim bir yapamadığımız bir şey mi var? Ben bunu bilmek istiyorum. Müthiş bir söz dedi. Dedi ki, ben Türk milletinin tarihini okudum dedi. Kültürünüzü biliyorum. Siz çok büyük bir milletsiniz. Büyük tarih, kültür, millet. Ama ben bilmiyorum siz ne zaman bunu kabul ettinizse. Ama siz bir dönemde bir yanlış şey kabul ettiniz. Bundan kurtulursunuzsa sizin bu coğrafyada en güçlü millet olarak hakkınızı da daha fazlasıyla alırsınız. Neyi dedim Sayın Büyükelçim? Dedi ki Japonya'da bir sorun varsa ortada şu sorun oldu. Mesela bunu biz kaybettik. Bir sorun olursa herkesin ilk tepkisi ne olur biliyor musun? Ben yıllarla Japon grubu üyesi oldum. Ama bilmiyordum ona kadar. O kadar incelikle nedir? Nasıl, ne olur dedim Sayın Büyükelçim? Herkes diğer. Biz bu sorundan nasıl kurtulacağız? Çünkü herkes kendisini onda biraz sorumlu hisseder. Eğer böyle bir durum varsa demek ben de bir şeyler doğru yapmadım. Ben de bir şeylerden gerekenleri yapmadım diye kendisinde arıyor onu ve hemen de omuzunu vererek ben de bunun içinde varım diyor ve oradan kurtuluyoruz. Sizde dedi gördüğüm son dönemlerde bir alışkanlık aldınız son yüzyılda galiba. Böyle bir sorun bulanda ilk tepkiniz bunun suçlusu kimdi diyorsunuz. Suçlu kimdi demek hiç kimsenin kendisinde suç görmemesi demek. Yani ben her şeyi doğru yaptım. Milletvekiliydi Gamire Hanım yapmadı. Ben diyorum hayır ben de yaptım bakan yapmadı. O diyor falan falan herkes. Ama herkes kendisinde ben de belki bir şeyleri gerekeni yapmadığım dediği anda böyle bir dalgayla o sorunu çözebiliyorsunuz. Şimdi bizim bunu yapmamız gerekir. Benim ne yapmam gerekir? Ben ne yapacağım? Ben bu memleketin, bu milletin evladıyım, bu vatanın evladıyım. Benim üzerime düşen görev nedir? Ben kendime sorumluyum. Başkalarına değil. Ben yaptım mı üzerime düşeni? Bunu söyleyeceksiniz. Şimdi gelin oradan başlayalım. Bizim gençlik üzerine düşeni ne kadar yapabiliyor? Bakın biz Hocalı'nı anlatıyoruz değil mi değerli gençlerimiz? 25. yıl dönümüne 10 gün sonra 25. yıl dönümüdür. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Bir laptopunuzun başında, isterseniz laptopu getirin, burada deneyelim. 10 dakikanız yeterlidir. Bütün Batı milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanları, politikacılar, herkes sosyal medyadadır değil mi? Virtual dünyadadır değil mi? Bana kardeşlerimden burada kim söyleyebilir ki, sayın milletvekilim ben bu toplantıya gelmezden önce bunu yaptım. Mesela Fransa milletvekillerine, hiç tamam Fransızca'yı bilmiyorum, İngilizce'yi de bilmiyorum, Google Translate var. Türkçe yazdım iki cümleni, verdim Google Translator'a. Eğer geldim hocama dedim, hocam, Fransızca hocam, İngilizce hocam, bu iki cümleni bana tercüme et, arkadaşlarıma da yayacağım diye. Mesela Fransız milletvekillerine, bakanlarına, yetkililerine, ait Minsk grubu, eş başkanlar, büyükelçilere, hocamın soykırımının 25. yıl dönümü gelir.
Biz sizden bir açıklama bekliyoruz. İnsanlık aleyhine böyle bir cinayet yapılmış. Siz bu insanlık aleyhine yapılmış cinayetle ilgili sizin bir açıklamanız olacak mı? Biz onu merak ediyoruz. Hani siz her şeyde merak ediyorsunuz. Hatta PKK terör örgütünü savunan açıklamalar falan da ediyorsunuz. Teröre bazen savunan açıklamalarınızı da görüyoruz ama orada masum insanlar katile getirilir. Biz hiç sizin böyle bir açıklamanızı görmedik. Böyle bir açıklamanı bekleyek mi? Veya bir foto gönderip de bu fotoları görüyor musunuz? Neden bu videonu gördünüz mü? Hocalı ile ilgili yabancı dillerde filmler var. YouTube'dan linkini tıklayıp da buna bakarak bir açıklamanızı biz sizden bekliyoruz. Neden Karabağ'da suskunsunuz diye? Kim burada bana elini kaldırır? Ben Facebook, Twitter, diğer sosyal medya üzerinden İngiliz, Fransız, Alman, bilmem Rus, oraya buraya sayın vekilim. Bir tane, iki cümle, iki dakika. Bir Twitter gönderdim, bir Facebook mesaj gönderdim, bir mektup gönderdim onun emeline. Kim yapmış? Hiç kimse değil mi? Bakın, biz kendimiz bu duyarlılığı göstermediğimiz takdirde sizce başkalarından bunu gözlemek ne kadar doğrudur? Buna ne kadar düşünebiliriz? Eğer biz bunu kendimiz yapmıyorsa, ben demiyorum ki Ocak'ta, Aralık'ta, hani 10 günü kaldı, 10 gün kaldı 25 yılına, Şubat'taki, siz milletvekilisiniz, Fransa, Birleşmiş İngiltere, siz Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi'nin üyesisiniz, 5 üye. 4 kararın hiçbirini Ermenistan uygulamıyor. Üstelik siz Amerika, siz Rusya, bu sorunun çözümüne başkanlarısınız. Ne yaptınız bugüne kadar? Niye bu kararların uygulanması için bir şey yapmadınız? 1 milyon insan evine göçemiyor. Hani siz insan hakkı diyorsunuz? Niye bunlar insan değiller mi? Bunların hakları yok mu? Neden sesiniz gelmiyor? Bunu yaptık mı değerli gençlerimiz? Kaç kişi burada ahız fakirleriyle ilgili mesela bunu yaptı? Ahız fakirleri pek değil. O dünyaya daha çok sesimizi duyuralım. Ahız fakirlerin hakları kandama vatanlarına dönemiyor. Sürgünün falanıncı yıl dönümüdü. Neden? Ne kadar kişi burada yaptı? Söyler misiniz kim ahız fakir yapmış? Kim Kırım için yaptı bunu? Kim Türkmen Dağı için yaptı? Türkmen Dağı. Yapamadığım için biliyor musunuz bana Avrupa Konseyi'nde? Ben dedim ki Suriye'yi konuşuyorum, İrak'ı konuşuyorum. Bana geldi dediler ki ya sen onların adından diyorsun ben konuşuyorum. Neden sen onların lobicisi falan mısın dediler. Ben dedim paralı lobici değilim. Ben gönüllü lobiçiyim çünkü onlar benim kardeşlerimle aynı kanlanım. Aynı kanın lobiçisi olmaz ki. Nasıl diyor aynı kanlansınız? Demek ki biz hala Suriye içerisinde o zulüm görenlerin birçoğunun da bizim kardeşimiz olduğu gerçeğini de iyice duyurmamışız. Niye duyuruyoruz? Niye o haksızlık Türkiye'ye karşı veya burada kaç kişi Alman milletvekillerine ne de sizin bu PKK terör örgütü savunmanız diye mesaj attı? Veya ne de bu sözde Ermeni soykırım iddialarını parlamentoda kabul ettiniz de hani söz hakkı vardı, hani ifade azatlığı hakkı vardı, hani siz bunu savunuyordunuz, neden hiç Kocaeli'ni görmediniz? Veya bir kadın milletvekili onun aleyhine oy kullandı diye o kadını Alman siyasetinden hemen mahvettiler Alman siyaset içerisinde. Kadını yeni seçime falan da almadılar. Biz onun yanındayız diye ona destek mesajı gönderdiniz mi? Bir tek o adam adaleti savunmuştu. Biz sizin yanınızdayız. Politikada olan olmayabilirsiniz ama siz adaleti savundunuz. Biz bunu unutmayacağız diye. Değerli gençlerimiz, budur yapmalı olduğumuz gençliğimizin şeyi. Bütün dünya sosyal ağların içerisinde neden Twitter'ın hashtaglarla numara birini, ikisini bütün dünyanın göreceği şekilde hani biz bu kadar çokuz, yapmıyoruz ki bir İngiliz, Fransız, hepsi Twitter'a giren onun hashtaglarının numara biri, ikisi, üçü karşısına çıkan da ne olduğunu görsün. Çok mu zor? Bir günlük alın, bu günlüğü alın. Kırım Türkleriyle ilgili en acı tarih sayfaları ne? Şu, yazdık günlüğün falan günü. Ahız kalılar bu. Zaten Suriye bitmeyen acıdır. Onu her gün yap.
Irak Türkmenleri, Irak bitmeyen acı da onu da her gün yap. Karabağ bitmeyen, Kocalı bitmeyen, onu da her gün yap. İstediğin gün yap, onun günü yoktu. Ben her gün en az 10 dakika laptopumun başında sosyal medyada bir gün Karabağ, bir gün Kırım, bir gün Ahıskayla, bir gün ne bileyim Kıbrıs'la, bir gün şunla buyla ben de bunu yapacağım. Dünyaya sesimizi daha çok duyuralım diye. Değerli gençlerimiz bunu yapmalıyız. Bakın ben Arjantin'deydim. Arjantin'de size iki hatıramı konuşacağım. Zamanı galiba çok alıyorum. Bununla da bir iki kelime deyip bitireceğim. Arjantin'deydik. Bir milletvekili bayan sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili oy vermiş. Biz de bununla tartışıyoruz Arjantin'de ziyarette. Neden dedim bu oyu kullandınız? Ben tarihimizi iyi okumuşum dedim. Benim dedelerim tarihte hiç kimseye karşı soykırım yapmamış. Tam eksine biz yüz yıllarla farklı milletlerin çatımız altında mutlu barış içerisinde yaşatmış bir milletin evladıyız. Ama belki senin tarih bilgin benden daha çoktu. Sen bir karar almıştın, bir milleti suçlamıştın bu kararla. Sen de oy kullanarak suçlamıştın ve suçladığın da benim dedelerim olunca benim de hesap sorma hakkım var. Şimdi bana söyler misiniz? Benim dedelerim hangi tarihi belgeye, bilgiye, neye göre suçladınız? Bana onu gösterir misiniz, anlatır mısınız? Siz biliyor musunuz? Kadın milletvekili bana dört cümle bu coğrafyanın tarihiyle ilgili bir şey anlatamadı. Ama anlattığı biliyor musunuz neydi? Ya dedi ki burada dedi Ermeniler var. Her gün diyor Twitter, Facebook, mektuplar, mesajlar, elektron falan yazıyor. Buna oy kullanın, oy kullanın, oy kullanın. Bizim de size destek oluruz falan falan, oyumuz falan falan. Ben de diyor, beni en acıtan bu tarafı değil diyeceği iki cümledi. Ben de gördüm karşı taraftan bir ses falan yoktu. Oydu, kullandım gitti. Beni en çok acıtan gördüm ki karşı tarafta ses falan o kadar yok. Oydu, kullandım gitti. O karşı taraf dediği bizik. Biz onu duyduğumuz zaman o milletvekilleri görsek ya o oylamada 50 kişi 60 kişi olduysa ona biz milyonlarca tepki gönderiyoruz. Binlerce veya anlatan mesaj gönderiyoruz. Belki sizin bilgi eksikliğiniz var. Alın bunu inceleyin. Şunu da inceleyin falan. Evet. Bazıları kasıtlı yapıyor ama bazı şeyleri karşısına alabiliriz ve bazı şeylerde en azı tepkimizi, sözümüzü falanı ortaya koyuyoruz. O yüzden değerli gençlerimiz, bakın bu konuda da aynı şeydi. Ben size açık söyleyeyim mi? Ben mesela Strasbourg'da Avrupa Konseyi'ne gidiyorum. Sabah 8 iclasa gidiyorum. Ben sabah 8 iclasına gidende görüyorum ki o PKK terör örgütü propagandasını yapanlar elinde listeler. Herkesin listeler karşısını kesir, al bunu, al bunu, oku bunu falan 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 diye. Akşam çıkıyorum 8'de aynı manzaranı görüyorum. Her defada biliyorlar ki ben elimle böyle duruyorum ki bana yakın gelmeyin. Ona rağmen her beni gördüklerinde onu bana da vermek istiyorlar. Benim hayır bana doğru gelmeyin, yanlıştı, siz terör propagandası falan yapıyorsunuz dememe rağmen. Adamların umurunda böyle değil, yapıyorlar. Ama benim gençliğim niye gerçekler anlatmak için her konuda daha faal olmasın? O yüzden değerli gençlerimiz, Kocalı'daki Kocalı için ben ne yapabilirim dediğiniz zaman, Sayın Vekilim Karabağ için ben ne yapabilirim dediğiniz zaman yapabileceğiniz şey onu iyi bilmek, öğrenmek, gerçekleri dünyaya daha çok duyurabilmek ve eğer biz birliği olursak, beraberliği olursak o zaman devletlerimizin birliği, beraberliği de artacak. Sabah bizim yerimizde siz olacaksınız. Milletvekili olacaksınız, bakan olacaksınız, vali olacaksınız. Siz bizden de daha iyi düşünceyle ki göreve geldiğinde daha o birliği için çok çalışın, böyle yapın falan. İnanın çok etkisi oluyor. Mesela ben Avrupa Liberal Grup'ta çalışıyorum. Avrupa Liberal Grup Türkiye'nin en büyük aleyhtarıdır. Ama orada ben hayatımda bir defa izin vermem ki Türkiye aleyhine konuştular ve onun bizim argümanlarımıza eşitmeden o konu kapansın. Hayır diyorum, bizi dinleyeceksiniz. Bazen Ambrosor var, eski grubun başkanı
meclisinde bana diyor ya sen Türkiye'nin mi milletvekilisin? Bu ne diyor? Her defa evet diyorum. Ben Türkiye'nin de burada Azerbaycan milletvekili. Haksızlık yapıyorsunuz. Doğruları dinlemek zorundasınız. Dinlemeden de ben de bu grup üyesiyim. Yarın bizim yerimizde siz olunca benden, ondan daha iyi olur. Hayır ben Kerkükülerinde burada temsilciyim. Kırım Türklerinin de, Ağızkalıların da varsa dediğiniz zaman onların her yer gittiğiniz yerde ses olunca gücünüz artacak her konuda. Ama bunu bilip sahiplenmek önemli. O yüzden değerli gençlerimiz, okumak, öğrenmek, bilmek, sahiplenmek ve sosyal medya, ben size bu çağrımı özellikle yapıyorum. Bu virtual dünya, bizim sınırlarımız karada sınırla bitmiyor. Ben Azerbaycan'da da söylüyorum. Bizim virtual sınırlarımız var. O sınırları da iyi koruma sizin ciddi şekilde gençliğinizin Azerbaycan'da da burada da her yerde de sizin misyonunuzdur. Ve sonunda bakın biz ben Muğla Üniversitesi'ne de teşekkürümü bildirdim ve bizim öğrencilerimizin artmasına ben her zaman memnun oluyorum. Niye? 200 öğrencinin burada eğitim alması o demek ki 200 öğrenci Azerbaycan'a döndüğü zaman Azerbaycan kadar Türkiye'de sahiplenerek dönecek ve çalışma. Azerbaycan'da da öğrenci çok alınca Türkiye'de aynı durum. Burada bir çatının altındasınız. Birbirinizden kopmayın. Biz Azerbaycan Türkleri, Türkiye Türkleri, Kazak Türkleri, Kırgız, Özbek, herkes küçük. Biriniz bir şey yaptı mı hemen hepiniz onun yanında olur. Beraber oturun. Ya Azerbaycan'dan gelenler kendi aralarında oturur. Çay içerek ekmek yiyeyi arkadaşlar. Zaten siz Azerbaycan'dan gelmiştiniz. Kazakistan'dan, diğerlerinden gelenlerle oturun. Arkadaşlık kurun. Diğerleriyle, diğer kardeşlerimizle o dostluklar, arkadaşlıkları kurup geleceğe doğru birbirinizi daha da bilip gelecekte de o bağları daha güçlendirmek lazım. Çünkü bizim artık bayağı öyle bir kaynaşmamız gerekir ki nerede yaşamamızdan aslı olmasın. Yani ben İstanbul'da mı, Muğla'da mı, Bakı'da mı, bilmiyorum Kazan'da mı oturuyorum, farkı yoktur. Nerede oturuyorum? Benim çalışmalarımda, emellerimde eğer milli düşünce olarsa çok önemli. O yüzden değerli kardeşlerimiz, o Ali Bey Hüseyinzade'nin Türkleşmek, İslamlaşma, Çağdaşlaşma modeli vardı. Bu çok önemli bir model. Ve iki, sonunda da iki fikirle de bunu bitireyim. Müslüman dünyası üzerinde çok büyük bir oyun oynamaya başladılar. Bunu Suriye'de tutturabilirlerse zaten bu Ali, bu coğrafyanı yaka yaka gidecek. İnşallah ki tutturamayacaklar. Bu mezhep çalışmasıdır. Değerli gençlerimiz, bir şey bilmemiz gerekir. Biz çok bedelini demişiz bunu. Ve ben bunu her zaman açık şekilde söylüyorum. Türk tarihinde iki savaş var ki Türk milletine 500 yılla bedel ödedi. Bunun birincisi Sultan Selim ile Şah İsmail'in savaşıdır. Çağdıran Savaşı, biz 500 yıl bunun bedelini ödeyiz bu coğrafyada. İkincisi de Timur ve Beyazıt'ın savaşıydı. Timur orada Toktamış'ı Rusya'ya durdurdu. Burada da Beyazıt'ı Avrupa'ya karşı zayıflattı. Biz zayıfladık. Ruslar orada güçlendi, Avrupa burada güçlendi. Zayıflayan biz olduk. Sultan Selim ve Şah İsmail Savaşı'nda da ikisi de zayıfladı. Büyük bir savaştı. Kazanan Batı'ydı. Avrupa'ydı o savaşta da. O yüzden bu kimi şeylere izin vermiyor. Bu büyük oyunlarda sadece kaybeden biz oluruz. Kazananlar başkaları olur. Biz hem aynı milletin evladıyız ve dinimiz de İslam ise aynı inancın, aynı dinin evladıyız. Her şey onun altındadır. En önemli çatı budur. Bu iki çatıdır. O bizi birleştirmesi çok önemli gerektiriyor. Ve sonunda onu diyerek bitirmek istiyorum. Bizim Cumhurbaşkanımız Türkiye ziyaretinde böyle bir şey söyledi. Aslında bütün gençlere söylenilen düşünce, genç nesillere. Dedi ki Türkiye'nin gücü bizim gücümüz. Bizim gücümüz Türkiye'nin gücüdür. Değerli gençlerimiz bu çok önemli mesajdır. O demeydi ki birbirimizi güçlendirmek için çalışmalıyız. Benim elimde yetki varsa bir şeyler yapabiliyorumsa çalışmam lazımdı kendi kardeşim güçlensin. Başkaları değil. Çünkü o güçlenirse o güç
bana hayret okunur. Ben İsrail'de olduğum zaman gitmişim İsrail'e Birleşmiş Milletler Konferansı'dır. Bakıyorum sahranın üzerinde adamlar anlatıyor, sebze ihraç ediyoruz, gül ihraç ediyoruz, çiçek ihraç ediyoruz falan. Ben de diyorum ya bu suları doğru dürüst yoktur. Nasıl bunu yapabiliyorlar? Arkadaşlarım bazen diyor bunların çok iyi teknolojiler var, tokum falan. Anlıyorum bunu ama bu işin içinde başka bir iş de var dedim. Bir gençle sohbet ediyoruz, nasıl gidiyor bu ticaret falan anlatıyorum. Biliyor musunuz ne yapıyorlar? Nasıl güçlenir İsrail? Bunu iyice, dedim ya Cumhurbaşkanımız dedi birbirimizi güçlendirmek. Demek Avrupa'da, sen bir gençsen, gidip oturmuşsun batıda, Avrupa'da. Sebze, meyve falan ihracıyla uğraşacaksan. Diyorsan ki ben bunu alsam mesela Fransa'dan, bunu alacağım 80 kuruşa. Ama Azerbaycan'dan alsam bunu alacağım 1 liraya. O 80 kuruşa Fransa'dan alır. 1 liraya oradan alıyor. Diyor ki, zaten ben buradan para kazanıyorum. O %20'ni de neden başkası Türkler kazansın falanlar. Benim biz kazanırız. Benimki kazanır. Bizim gençlerimiz öyle olması gerekir. Yarın iş birliği de yapan da evet belki birinden 10 kuruş, 20 kuruş bir şeyde daha fazla kazanırım. Ama diğerini de o benim kardeşimdi. O kazanacak. O kendi kardeşim kazansın. Zaten ben kazanıyorum. O diğer kazanan tarafta kardeşim olsun diye birbirimizi hem isteyir politik hayatta, isteyir NGO, sivil toplumda, isteyir biznes hayatında, isteyir ekonomi hayatında birbirimizi kazandırma düşüncesi içerisinde olması gençlerimiz. Çünkü ne kadar ne olursa olsun Azerbaycan'ın bir zor günü olursa biz bunu Azerbaycan'da diyoruz. Tek sırtımızı çevireceğimiz tek ülke Türkiye. Korkmadan ki bize bir zarar gelir, sırtımızı çevireceğimiz ki oradan bize zarar gelmez, hayır gelir diye bir tek Türkiye'de. Siz inanın, sizin de Allah etmemiş bir zor günleriniz ama en zor dönem olsa yine ne olursa olsun biz, Kazakistan, diğer kardeşlerimiz daha çok yanımızda olacak. Başkaları değil. O yüzden birbirimizi güçlendirmemiz gerekir ki onun yanımızda olma gücü olsun. Onun yanımızda olma gücü olsun. Ve bizim gençliğimizden beklentimiz budur. İyi okuyun. İyi okuyun. Eğitim en önemli şeydir. Modern dünyanın yerimizi almak için eğitimli gençlere ihtiyacımız var. O yüzden iyi okuyacaksınız. Ben bu vatana nasıl iyi bir evlat olurum diyen bu millete iyi okuyacak. Bir, iki, ben profesyonel olmakla beraber ben 15 sene bitirdim. Benim bu milletin karşısında bir aydınlık misyonum da var. Aydın, aydınlatan demektir. Ve ben aydınlık misyonumu da yapma. Ben doktorluk görevimi yapmalıyım. Güzel. Ben ekonomistim. İyi bir işimi yapmak benim görevim ama benim bir vatandaşlık, aydınlık görevim de var. Onu da yapmak zorundayım. O yüzden siz artık bu milletin aydınlarısınız. Ve şehitlerimizin karşısında yapacağımız tek şey de budur. O şehitlerimiz Türkiye'de vatan topraklarımız için şehit insanlar gidiyor. Bazıları sınırlarımızın güvenliği için, çünkü o güvenliği olmazsa zaten memleketin güvenliği olmaz. Veya Azerbaycan'da her gün ön